Danışmanlık şirketi bizim iç yazışmalarımızı inceleme hakkını nereden buluyor? Sadece yazışmalar olsa iyi. İthalat ihracat departmanı harıl harıl dosya çıkarıyor. Muhasebe de öyle. Muhasebe departmanı şirketlerin yatak odasıdır Adviye Hanım. Önüne gelen oraya giremez. Ben burada olsaydım buna kesinlikle izin vermezdim. Büyükada'da çok güzel bir pansiyon biliyorum. Derya Pansiyon. Derya Pansiyon. Tek müşterisi biziz bu pansiyonun. Ev sahibisi Derya Hanım'a dedesinden kalmış bu pansiyon. Tek misafir kabul ediyor. O misafir de ben oluyorum. İstersen tabii. Çok üşüdüm, doluyorum galiba. Ver bakayım, ver. Oğlum inanabiliyor musun ya? Türkiye'nin en köklü, en iyi takımına girdik ya. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkarız. Çıkarız tabii ya. Ama çok çalışmamız lazım. Vaktin varsa çıkalım bir antrenmana? Yok, adayı almam lazım. Eve gidiyoruz değil mi? Yok. Bir boğaza gidelim senle. Hadi. Kim olsa gördüğüne inanırdı Esma. Keşke konuşsaydın Selim. Çok kırılmışsın. Cesaret edemedim. Ne duyacağım belliydi. Ama değilmiş işte. Gördün değil mi? Aptalım ben, aptalım. Bir de neler söyledim ona. Hemen git konuş kocanla Esma. Şimdi mi? Evet, hemen şimdi. Yapamam baba. Boşanmak istediğimi söyledim. Niye ama Esma? Her şeye rağmen sen bu adamı sevmiyor musun? Seviyorum. Çok seviyorum ama... Aması ne? Ama o beni sevmiyor artık. Nereden biliyorsun bunu? Hayatında başka biri var. Ömer Arhan geldi efendim. Alın içeri. Nedir bu? Hisselerin bedeli hesabına geçti. Elindeki de onun belgesi. Şimdi şu senetleri ver bana. Teşekkür ederim. Bu kadar sinirlenmeni gerektirecek ne sordum ben? Bu parayı nereden buldun? Hepsi bu. Ben... Tedbirli olmak zorunda olduğumu öğrendiğimde senden de gençtim. Paranın rengini değil, kendisine bakmayı öğrendim. Çünkü ne zaman nerede lazım olacağı hiç belli olmaz. Tabundan gelen para gibi mi yani? Tabundan gelen para gibi, evet. Ya solventten gelen para? Solvent satışıyla bir ilgin yok değil mi? Hayır. Doğru olamaz. Borcumuz ne kadar? 6 lira. Eyvallah. Afiyet olsun. Pilav, pilava gel. Abicim gel. Gel buyur. Abicim gel, gel, gel. Senin derdinin ilacı burada abicim. Aç karnın olmaz, gel otur hele. Geç abicim, geç, geç. Geç abim. Buyur. Otur.
Merhaba Hatice. Sağ ol. Bu pilav bütün dertlere devadır. Ben aç değilim. Bak bir kere tadı. Beğenmezsen beleş. Hadi tereyağı var içinde. Nohutum da Çorum'dan gelir özel. Anlat bakalım. Var bir de. Küçük. Güzel şeylere layıksın. Hayatım. Sen benim bacımsın. Hadi kalk yat, yatma zamanı geldi. Olmaz. Ben film seyredeceğim. Ama film biteli bir saat oldu sevgilim. Hadi ya. Hı-hı. İnsan olmanın şartı. Ama ben bir haftadır bu filmi bekliyorum. İyilik etmektir bence. Of. Aman ya. Esma? Girebilir miyim? Tabii. Gel, gel tabii gel. Gel. Hoş geldin. Ben size bir çay yapayım. Ne oldu canım? İyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu? Önce kendimi öldürmek istedim. Sonra Selim'i öldürmek istedim. Hiçbir şey yapamayınca sana geldim. İşinden mi oldu? Benim bütün malım mülküm bunun ucunda. Sabah ezanı okundu mu alırım dükkanımı. Evin önünde bir direği var. Oraya zincirlerim. Bir yarabbi şükür. Yallah yatağa. Ha diyeceksin ki kim alır bu takoz arabayı? Sen de haklısın. Aha gitti vaha kaldı zaten. Tatlısı oradan çatladı. Yaptıramadık bir türlü. Olsun. İdare ediyor yine. Azıcık aşım, kaygısız başım. Ama bak senin patronlara. Başları sıkışınca koyuyorlar kapının önüne. Ne yaparlar diye düşünen yok. Yanlış mıyım? Doğrusu. Bırak bırak. Başına gelen gelmiş zaten. Pilav da bende bak. Sağ ol. İster döv ister öldür Baldız ama ben başından beri hep aynı şeyi düşünüyorum. Çiçek de şahit. Bana ilk söylediği zaman ben olmaz dedim. Ya ben der ki, gerçekten karısını seven bir adamla gözü dışarıda olan bir adamı ayırt edebilirim. Demedin mi Çiçek? Haklısın Necati. Zaten salaklık bende. Kocasını yatakta başka bir kadını bulan hangi kadın benim yaptığım yapar ki değil mi? Peki neden? Neden bana gerçeği açıklamak için şu kadarcık bile uğraşmadı? Madem öyle düşünüyorsun sen bilirsin deyip çekip gitti. Tutup kolumdan götürebilirdim Maria'ya. Maria sana gerçeği anlatsa inanacak mıydın ona? Bilmiyorum. Zaten bunu düşünmek için çok geç. Neden be Esma'cığım? Bence hala bir şansınız var. Erkeklerin gönlünü almak kolaydır. Hele seviyorlarsa. Şu ressam kız var. Hı? Fısıldamana gerek yok Çiçek. Neyi saklıyoruz ki? Bir şey sorabilir miyim Esma? Bu ressam kızla arasında ciddi bir şey olduğunu gerçekten nereden biliyorsun? He? Zaten bir kere hata yapmadın mı? Ne demek istiyorsun Necati? Ya kusura bakmayın ama siz kadınlar hepiniz aynısınız. Her fırsatta erkekleri harcamak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Ama sonunda ne oluyor? Her şeyi yüzünüze gözünüze bulaştırıyorsunuz. Sonra da böyle pişman olup kukuma kuşu gibi oturup düşünüyorsunuz. Ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Neyse. Ben niye karışıyorum ki? Senin hayatın nasıl istiyorsan öyle yap. Ben yatıyorum. Yarın erken kalkacağım.
Selim. Hı? Teşekkür ederim. Ben daha iyi bir ilaç bilmiyorum. Omuzlarım kaya gibi olmuş. Gebilmek için sebebim çok. Sormayacak mısın? Hayır. Ama anlatırsan dinlerim. Harika. Sormadım diye mi? Hayır. Ellerin. Doğru yaptın. Niye? Fazla gevşersen eve gidemem galiba. Sabah oluyor. Benim arabam var. Benim de yatağım var. Hem daha yakın. Bencil demeyeceksin. Rahat edemiyorum, kalk mı diyeceksin? Rahatım yerinde. Seni buraya getiren gerginliğe teşekkür borçluyum. Anlatmak ister misin? Böyle daha iyi. Hadi uyuyalım. Ben çıktım, akşama görüşürüz. Hadi Allah sizin açıklığı versin oğlum. Suzan? He. Neyin var gülüm? Hiç. Hadi anlat. Akşamdan beri sesin soluğun çıkmıyor. Hadi anlat da birlikte düşünelim. Cemal. Benim bu ay adetim gecikti. Nasıl yani? Of, bilmiyorum Cemal. Dördüncü mü geliyor? Neden daha önce söylemedin? Aman yapma Cemal, Allah aşkına bu yaştan sonra. Ne varmış yaşında? Sen benim Gonca gülümsün hala. Şimdi bir sürü sıkıntı çıkacak başıma. Ne sıkıntı olursa birlikte aşarız gülüm. Ben yanındayım ya. Hem artık yardım edenimiz de çok. 3 tane boyumuz kadar yavrumuz var. Ay Allah aşkına onları hatırlatma bana. Ya biz torun beklerken? Torunumuz da olur, çocuğumuz da, ne var ki bunda? Neyse neyse, ben doktorla bir görüşeyim de ondan sonra konuşuruz. Ay inanmıyorum ya. Cidden beğenmişler mi? E ne zaman çağırırlar peki? Ay hadi hayırlısı inşallah. Hadi görüşürüz hadi. Ne oldu Nazlı? Güzel bir haber mi var? Çok güzel. Kardeşimiz yakında televizyona çıkacak inşallah. Aa ne televizyonu? Nereden çıktı kızım bu? Bu beni arayan arkadaşım var ya abla. Hı? Bizim ailede oturuyor. Hem de bir reklam ajansında çalışıyor. Benim fotoğraflarımı göndermiş, çok beğenmişler. Belki olur. Aha. Desene bizim kıza şöhret yakın ha. Yok canım, öyle başrol falan değil, figürasyon. Hı hı. Allah Allah. Hem benim neyim eksikmiş o televizyona çıkanlardan? İstersen saymaya başlamayayım ha? Ya abla ya! Tamam tamam, hadi uzatmayın canım. Kızım sen de dikkatli ol, araştırmadan yapma böyle işleri. Bak televizyonda neler görüyoruz. Ya? Ben doktora gidiyorum. Eksik bir şey var mı? Gelirken alayım. Yok abla, sağ ol.
Niye gidiyorsun abla doktora? Öyle bir kontrole kızım, önemli bir şey değil. Hadi hoşça kalın. Hadi güle güle abla. Güle güle abla. Efendim? Demir adanın ateşi yükseldi. Doktora götürdük. Haber vereyim dedim. Neredesiniz şimdi? Eve dönüyoruz. Beni çok iyi duydun baba. Bundan sonra Arece'de hiçbir şeye dokunmayacaksın. Hiçbir şey. Ya kabul etmezsen? Teklif etmiyorum. Arece benim yöntemlerimle yönetilecek. Tamamen. Yapamazsın. Sen hazırak. Gerçekler hiçbir zaman karşılaşmadın. Gerçekler bazen insanı yan yollara sapmaya zorlar. Bildiğim yoldan gideceğim baba. Başaramasam yenileceğim. Yenilgiyi kabul etmeyi öğreneceğiz. Hep birlikte. İzninle. Nasıl? Merak etme, iyi. Dün aşısını yaptırmıştım. Sanırım o yüzden oldu. Nerede şimdi? İçeride. Ne oldu? Hasta mı oldun sen? Beraber mi gittiniz? Aa, evet, Murat götürdü bizi. Adayı doktora götürürken önce bana söylemeliydin. O benim kızım, hatırlarsan. Murat'ı kastediyorsan o zaten bizimle birlikteydi. Hatta adanın ateşinin yükseldiğinin de o farkına vardı. Ne kadar rahat söylüyorsun ya. Kızının ateşi yükseliyor ve sen bunu fark etmiyorsun. Ya daha ciddi bir şey olsaydı? Demir, bir dakika, yanlış anlıyorsun. Dinur'la konuşuyorum. Benim adayı yatırmam gerekiyor. Demir, bu konuyu daha sonra konuşsak seninle. Evet. Sonra konuşacağız.
malikanede tanışmıştık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Resimleriniz çok güzel. Teşekkür ederim. Siz daha güzelsiniz. Sizi ilk gördüğümden beri resminizi yapmak istemiştim. Selim'e de söyledim. Aslında Selim'in de resmini yapmak istiyordum. Ama çok ciddi. Yani içindeki çocuk Selim'i çıkarmadığı zamanlarda. Demek o yönünü fark ettiniz. Tabii. Atölyeye geldiği zamanlarda resim yaparken boyalarla oynayışını falan bir görseniz. Tabii siz bunu bilirsiniz. Derya Hanım, telefon sizin. İzninizle. Günaydın. Günaydın üstad. Unuttuğumuz bir toplantı falan yoktu değil mi? Yok, hayır. Ya uzun zamandır bir araya gelip sohbet edemiyoruz. Benim de bir boşluğum vardı. Belki biraz konuşuruz dedim. Hı? İyi yaptın. Ama ben biraz geciktim ne yazık ki, değil mi? Evet. Haline tavrın yine değişmiş. Biraz uykusuzsun. Hı? Aslına bakarsan evet. Derya'da kaldım dün gece. Nasıl hissediyorsun peki? Bilmem. Hiç düşünmedim. İyi bir geceydi. Ama kendimi nasıl hissediyorum şimdi? Unut gitsin. Cevap benim için yeterliydi. Güzel bir gece geçirmişsin üstad. Lütfen benim sorularımı düşünüp de kendini didikleme, olur mu? Tahmin ettiğim gibi hamile değilsiniz Suzan Hanım. İçim rahatladı, ne yalan söyleyeyim. Şimdi benim böyle adetim gecikince ben de çok telaşlandım. Hamile değilsem neyim peki? Göründüğü kadarıyla menopoz süreciniz başlıyor. Size birkaç hormon testi uygulayacağız. Onlar kesin sonucu verecektir. Ama muayene sonuçlarınıza bakarak menopoz başlangıcında olduğunuzu söyleyebilirim. Şu birkaç broşüre göz atmanızda yarar var. Ayrıca isterseniz hastanemizde her hafta sonu menopozla ilgili bilgilendirici seminerler oluyor. Sağ olun, tamam. Evet Esma, seni dinliyorum. Oğuz Bey, ben sizden... Bir dakika, gel bunu ikimiz için de kolaylaştıralım. Giriş maaşın düşük olduğunu biliyorum. Bunu daha sonra konuşuruz demiştik. Ve zamanı geldi bence de. Aslında daha fazlasını hak ediyoruz. O yüzden sen bana istediğin rakamı söyle, ben sana evet diyeyim ve el sıkışalım. Teşekkür ederim. Ama konu bu değildi aslında. Ben artık ARC için çalışmak istemediğimi söylemek için gelmiştim. Anlamadım. Sizin için uygunsa diğer müşterilerimiz için çalışmak istiyorum. Ama eğer cevabınız hayır olursa hemen ayrılabilirim. Bir dakika. Biraz yavaş gidelim. Bir kere ayrılma fikrini kafandan çıkarmanı istiyorum. Bize kattıklarını gördükten sonra bu şirketten gitmesini düşüneceğim en son kişi sensin. ARC konusuna gelince, bence böyle bir devre çalışmanın kariyerine neler katacağını bir kez daha düşünmelisin. Ben yeterince düşündüm ve kararım kesin. Hadi Naz, dök. Dök. Ay abla, patlayacağım. Kaç aylıkmış? Yok öyle bir şey. Neymiş peki? Öyle gecikmiş işte, önemli değil. Aman hastalık falan olmasın. Yok canım, yok. Efendim. Suzan. Efendim Cemal'cim. Şu muayene sonucunu merak ettim de onu soracaktım. Cemal, akşama konuşuruz. Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Cemal'cim, akşama konuşuruz dedim. Hadi güle güle. Adamlarla konuşup bir karara bağlayacağız üstad. Abi, bir dakika bakar mısın? Sonra devam tamam. Ederiz. Ya şu hisse meselesi, nasıl ödendi bu para? Ömer Arhan faktörü. Tahmin etmeliydim. Babamın ARC için yaptıklarını görünce nasıl ayakta kaldığımızı daha iyi anladım. Hala her şeyi göze alacak kadar cesur ve soğukkanlı. Ondan öğrenecek o kadar çok şeyimiz var ki.
Umarım yoktur Demir. Umarım yoktur. Hangi yüzle geldin Hakkı sen buraya? Sen gittikten sonra bu kız perişan oldu. Haberin var mı senin? Ne desen haklısın abla. Tabii ben haklıyım. Sen oralarda yüz bulamadın, ondan sonra geldin buraya lütfettin değil mi? Sandığın gibi değil. Ben de perişan oldum. Ama alnımın akıyla döndüm işte. Tarlaları devrettim. Nikahı da bozdum. Senle düğün yapmaya geldim. Bu senin hakkın. Var mısın? Recai Bey değil mi? Recai benim de bey kim? Ne oluyor baba ya? Doğru adrese geldik belli. Bu araba sizin Recai Bey. Yapma ya. Kamera şakası mı bu? Estağfurullah efendim, bu işin şakası olmaz. Bu arabayı size bir beyefendi gönderdi. İhtiyacınız varmış. Emektarın beli kırılmış galiba. Kız gibi ya. Kız gibi araba bu abi ya. Abi yani şimdi bu benim mi? Evet sizin. Değil mi ya? Hadi bana müsaade. Bir dakika abi ya. Adını söyle bari şu hayırseverin abi. Adını söylememi istemedi. Sadece Recai Usta'nın nohut pilavının lezzetini unutamadığını söylememi istedi. Gönderenden de getirenden de Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Arevci'nin ve Arhan ailesinin şerefine kaldırıyorum. Zor günler geride kaldı. Artık yeni bir dönem başlıyor. Öyle değil mi Selim? Haklısın baba. Yeni bir dönem başlıyor. Hadi Selim. Küçük bir kutlamanın kimseye bir zararı olmaz. Evet. Ömer Arhan. Veritas Lüks Mea. Anlamı nedir? Babam daha iyi bilir anne. Ömer? Gerçek beni aydınlatır demek Behiyeciğim. Evet. Arabaları da hallettik. Hadi bakalım Suzan. Bir mısır patlat da hep birlikte yiyelim şöyle. Mısırı bırak da Cemal'cim, sen üstüne bir şeyler giy. Böyle üşüyeceksin, ıslanmışsın da. Hey, delikanlı adama hiçbir şey olmaz Suzan. Ama ben senin kadar genç değilim artık. Olur mu canım öyle şey? Sen de benim kadar gençsin. Cemal'cim, hamile değilmişim. Peki ya gecikme? Doktor menopoza girdiğimi söyledi. Çay isteyen var mı? Pardon gençler, pardon. Ben bölmeyeyim, lütfen. Siz devam edin. Lütfen, lütfen. Yani özetle danışmanlarımız kimyada piyasa payını artırmamız gerektiğini düşünüyorlar efendim. O zaman bir sonraki aşamada bunlar küçük şirketleri de satmamızı isteyeceklerdir. Evet, sonuç olarak istedikleri küçülmemiz zaten. Olmaz öyle şey. Bu kadar küçülmemizi gerektirecek bir sıkışıklık yaşamıyoruz ki biz. Global'le toplantınız şimdi değil mi? Evet efendim, biraz sonra. Ben de gidip bir merhaba diyeyim şu danışmanlara. Günaydın. Günaydın Selim. Günaydın Üstad. Biz de Ömer Bey'i Global'le ilgili son gelişmelerden haberdar ediyorduk. Biraz konuşalım mı baba? Yalnız.
konuşalım. Lütfen bana ne yapmaya çalıştığını söyler misin? İşler hakkında bilgi alıyordum senin. Artık ARC'ye karışmanı istemediğini söylemiştim sana. Hadi yapma seni. Bensiz bir ARC düşünebiliyor musun? Benim bütün hayalim bu. Senin icraatlarından arınmış bir ARC. Temiz bir ARC. Beni kendi şirketinden kovuyor musun? Baba, anlamamakta ısrar ettiğin şey bu işte. ARC artık senin şirketin değil, benim de değil, Demir'in de değil. Kendi ayakları üstünde durması gereken bir yapı. Hiçbirimize ihtiyaç duymadan. Ama sen ona müdahale etmeye devam ettikçe bu asla gerçekleşmeyecek. Artık yeter. Ya kabul etmezsen? O zaman suçlu olduğunu duyduğum an aklımdan geçeni yaparım. Beni ihbar mı edeceksin yani? Söylediğinin farkında mısın sen? Ne söylediğimi çok iyi biliyorum. Beni bunu yapmaya zorlama baba. Selim Bey'in yanındaki Ömer Bey. Oğuz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sağ ol. Buyurun sizi toplantı odasına alayım. Oğuz Bey'le arkadaşları geldiler. Toplantıya geçelim mi? Ya ama üstad, biz Ömer Bey'le... Çıkması gerekti. Bize katılamayacak. Hadi bekletmeyelim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba Demir Bey. Evet. Gündemimiz oldukça yoğun. Ama Esma Hanım'ı bekleyecek kadar vaktimiz var. Buna gerek yok. Çünkü Esma Hanım artık aramızda olmayacak. Kendisi başka bir operasyonda görevlendirildi. Öyle mi? İlk anla daha önce tanışmıştınız. ARC konusunda en çok çalışanlardan biri de o. Kendisi Esma Hanım'ın yerini dolduracak. Anlıyorum. Buna hiç şüphem yok. Peki, başlayalım. Nasıl hissediyorsun kendini? Bilmiyorum. Ne hissetmem gerektiğini de bilmiyorum ki. Derya ile Selim arasında başlamış ya da başlamak üzere bir ilişki var. Nasıl bu kadar soğukkanlı olabiliyorsun? Ne yapayım Çiçek? Bizim ilişkimiz zaten iyi gitmiyordu ki. Şimdi Derya'yı aramıza girmekle suçlayamam. Ya belki de abartıyorsun. Ya belki de aralarında senin düşündüğün kadar ciddi bir ilişki yok. Olamaz mı yani? Sanmıyorum. Ben Selim'i tanırım. İnsanları kolay kolay yanına sokmaz o. Eğer izin verdiyse... Bu ne? Ozan, of. Hadi arkadaşlar, herkes sınıflarına. Ne yapıyorsun Ozan? Saksafon çalmaya uğraşıyorum. Hadi ya. Nereden çıktı bu Ozan? Ya Ceylan gelecek ya yakında. Doktor ameliyattan sonra çok yüksek sesleri duyabileceğini söyledi. Ben de bununla ona bir sürpriz hazırlıyorum işte. Nereden buldun peki saksafonu? Arkadaşlar aldım, ödünç. Ama sandığımdan zor çıktı ben de. Baksana, üflüyorum üflüyorum. Anca bu kadar çıkıyor işte ama o da her zaman değil. Anlaşıldı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Dön şöyle. Ha. Sen bu saksafonu alıyorsun, gidip açıklık bir yer buluyorsun. Hani şu ileride park var ya, oraya gidiyorsun. Doğru dürüst bir nota çıkarıncaya kadar da çalışıyorsun. Bizim de kulaklarımız bize kalıyor. Çıkıyor aslında. Hadi canım, kolay gelsin. Güle güle. Kolay gelsin. Oğuz Bey. Öyle toplantı çıkışı bile çalıştığınızı görüyorum. Buna sevinmeli miyim, üzülmeli miyim? Şimdilik sevinebilirsiniz. Sizi korkutacak kadar bizi tanıdığınız günü zaten burada olmayacağız. Bu hep böyle olur. Oğuz Bey. Yanlış anlamayın, kararlarınızı sorgulamıyorum ama... Esma Hanım neden başka bir projeye atandı? ARC projesinden affını kendi istedi.
Nedenine gelince sizden daha fazla bilmiyorum. Ama merak etmeyin. Esma Arhan olarak ihtiyaç duyduğumuz her an yardımcı olacağını söyledi. Anladım. Teşekkürler. Ben bugün bütün işleri yaparım. Aa, biz seni her gün evlendirelim vallahi. Fena değilmiş bu abla. Ne yapsın Nazlı? Kız kaç yıldır evli ama bak ancak giyecek o gelini inşallah. Ay yok, ben gelinlikten falan geçtim. Ha şu imzayı bir atayım yeter. Aa, olur mu öyle şey be? Delinin zoruna bak. Düğünsüz olur mu hiç? Nikah nikahtır. Ay öyle mi dersin? Aslında köyden ablam da geliyor. Hep derdi böyle nikahın olsun falan diye. Ne güzel. Biz hepimiz hep bir oluruz. Vallahi 3 düğün birden çıkarız değil mi abla? Tabii yaparız yaparız. Alo? Efendim Türkan? Hadi ya. Ay inanmıyorum. Ha tamam. Tamam oldu, ben seni akşam ararım. Hadi görüşürüz. Ne oldu Nazlı? Ay abla, reklama beni seçmişler. Ben çıkacağım televizyona. Hadi ya. Yani şey, tabii izin verirsen. Verirsin değil mi abla? İyi hadi hevesini al bakalım. Ama Nazlı, çok ümitlenme mi? Belki olmaz. Tamam. Adı nerede? Uyuyor. Gel salona geçelim. Murat Bey. Meraklanma, Murat burada değil. Hayret, seni yalnız görmek zor bu arada. Açıkçası bundan sonra da göremeyeceksin. Biz Murat'la evlenmeye karar verdik. Seninle konuşmayı da bu yüzden istedim. Bana ayırabileceğiniz bir iki dakikanız var mı Selim Bey? Elbette Oğuz Bey. Buyurun. Sizinle konuşmak istediğim konu biraz özel. Açıkçası ARC ve bizi ilgilendiren bir konu. Babamla konuşmalarımızı duydunuz herhalde. Gözünüzden bir şey kaçmıyor. Sizin de öyle. Açıkçası biraz şaşırdım. Arhanların arasında da tartışma olabiliyor Oğuz Bey. Fikir ayrılıkları zenginleştiricidir. Siz de gayet iyi bilirsiniz. Cüretimi mazur görün ama aranızdaki tartışmanın fikir ayrılığından öte olduğunu anlamak için konuşmalarınızı duymak gerekmiyordu. Haklısınız. O zaman şöyle diyelim. Süpermen'in aslında Süpermen olmadığını, sadece ve gerçekten Clark Kent olduğunu fark ettim diyelim. Anlıyorum Selim Bey. Hepimiz öyle ya da böyle çizgi roman kahramanlarının gerçek olmadığını öğreniyoruz değil mi? İlk anda hayal kırıklığı yaratıyor. Siz de tahmin edersiniz. Aile şirketlerinde çok sık karşılaştığımız bir durum bu. Ve tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki çözüm yok. Umudumu kırıyorsunuz. Hayır. Açık konuşuyorum sadece. Tek çözüm holdingi bir aile şirketi olmaktan çıkarıp yönetimi profesyonellere devretmek. Açıkçası uzun bir süre daha senden haber alamayacağımı düşünüyordum Şahika. Onca işin arasında bana vakit ayırabildiğin için sana çok teşekkür ederim. Aslında o kadar da kalabalık değil başım. Anlamadım. ARC? ARC bir süre daha bensiz yapabilir Şahika. İşin doğrusu ben de ARC'siz bir hayatı tercih ediyorum. Bana sakın yaşlandığını söyleme. Sen asla yaşlanmazsın Ömer. Bir süre gözlemci konumuna çekildim diyelim. Selim'in tek başına neler yapacağını merak ediyorum açıkçası. O zaman senin gibi bir duayenin tavsiyelerini almak için yeterli zamanım olacak. Ne gibi tavsiyelerden bahsediyorum? Böyle boş boş oturmaktan fena halde sıkıldım. Ben bir iş kurmaya karar verdim. Alsat mı üretim mi? Üretim diyelim. Bir yayını bir. İş dünyasına yönelik kitaplar basan bir yer. Küçük ama uzmanlaşmış. Nokta atışı yapan kitaplar yayınlayacağımız bir yer. Yayınlayacağımız? Senin tavsiyelerinle benim yayınlayacağım diyelim. Artık tavsiye veren bilgeler kategorisine mi giriyorum yani? Eğer yaşlı olduğunu ima edecek olursan ben hallederim, sen merak etme. Şu yağı versene. Ne oldu Ayhan'a?
Dün akşam halı sahada oldu abiciğim. Herifin biriyle çarpıştık. Pat üstüne düştüm. Bravo. Tebrik ederim seni. Allah Allah. Bilerek yapmadık herhalde. Bilerek yapmamışmış. Bugün antrenmana çıkacaktık. Nasıl olacak bu ayaklar? Abi bu işi yapacaksan bakacaksın kendine sporcu gibi. Yok yapmayacaksan başka biriyle devam edelim. Peki abi sorun ne? Yok sorun falan. Ne sorun olacak ki? Birnur. Evleniyor. Rezalete bak. Daha 30 yaşındayım. Şimdiden eski karım var. Bir de boncuk gibi bir kızım var be abicim ya. Ya Birnur evleniyor diyorum sana ya. Abi ne olmuş evleniyorsa? Birnur'u kıskanmadığını biliyoruz. Ya da ben öyle sanırım. Ya niye evleniyor ki durup durup? Zaten bir sürü şeyle uğraşıyorum ben. Hem bu adam adaya idarlanacak mı? Ne bileyim kızı bırakıp başıboş gidecekler bir yerlere falan. Klasik demir paranı. Bütün bunların olabileceğini sen de biliyorsun değil mi Sercan? İyi de ne yapacak ya? Sonsuza kadar raybe hayatını yaşayacak yani. Ya sen benim arkadaşım değil misin? Arkadaşınım ama haklıyım. Ne deli bu çocuk? Ozan değil mi? Ne tatlı ama ya. Ceylan için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Necati de senin için neler yapmıştı. Değerini bil. Haklısın. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ozan için bir an önce bu işten anlayan birini bulmamız lazım. Neden? Ceylan dönüp de Ozan'ın saksafondan çıkardığı bu çığlıkları duyarsa Ozan'ı terk eder diye korkuyorum da ondan. Ben biliyorum kimden yardım isteyeceğimizi. Senin saksafon çalmayı bilen arkadaşın mı var? Var. Yani aslında Ozan kadar maymun iştahlı bir arkadaşım var. Kim? Demir. Aa, Demir mi? Demir saksafon mu çalıyormuş? Tabii, sarmıştı bir aralar. Sonra ne oldu? Sıkıldı sonra. Dur bir dakika. Arayalım. Efendim? Merhaba Demir, nasılsın? Daha kötü olamazdı. Hayırdır, ne oldu? Niye benim de herkes gibi bir hayatım yok acaba? Hala birilerini kırıp döküyorum. Hala birileri benim hayatımdan çıkıp gidiyorlar. Ben arkalarından baka kalıyorum. Şöyle bir düşünüyorum da benim hayatımda değişen ne var biliyor musun? Hiç. Koca bir hiç. Çünkü ben bunu beceremiyorum. Neyse. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Ne olsun, gayet iyiydim seninle konuşana kadar. Ya bak ne diyeceğim. Kendini böyle kızarak bir çözüm yolu bulamaz. Konuşmak ister misin? Ben dinlerim. Olur. Akşam uğrayayım mı sana? Olur, gel. Tamam, görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Ya aramızda kalsın ama... Annem bu Demir'le arkadaşlığın konusunda biraz endişeleniyor. Tahmin edebiliyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Yani sen iyi olduğun sürece benim için bir sakıncası yok. Merak etme, ben gayet iyiyim. Biz çok iyi dost olduk. Hem de gerçekten çok iyi. Tabii bu senin hayatın. Bunlar senin kararların. Ama anneme de hak vermiyor değilim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yaşlandıkça anneme daha çok benziyorsun. Hadi oradan. Gıcık. Görünce dedim ki, ah işte bu benim karıma çok yakışır dedim. Zahmet etmişsin Cemal. Bu pahalı bir şeye benziyor. Sana feda olsun gülüm. Beğendin değil mi? Beğendim. Suzan. Efendim Cemal. Biraz dar geldi. Tüh ya, bedenini tutturamamışım. Yok canım, beden tam benim bedenim. 40 da işte. Ne var canım, alt tarafı bir iki kilo almışsın. Bunda üzülecek ne var? Kilo alıyorum. Yaşlanıyorum. Ha ha ha. Ah be gülüm, ah be gülüm. Seni böyle gördükçe... Ay, dayanamam ben. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun evladım sen? Oğlum ödümüzü patlattın. Vallahi bu sefer ilk denemede ses çıkardım.
Aferin. İyice bir öğren. Kızcağız gelince kulaklarını yine sağır edersin. Üstad, Oğuz Bey'in istediği liste burada hazır. Bir göz atmak istersen. Tamam. Ha bir de Nazım'ın partisini bir saat erken almışlar. Haberin olsun. Ha, doğum günüydü değil mi? Hı hı. Gitmezsen çok ayıp olur üstad. Derya'ya yemek sözü vermiştim bu akşam. Neyse onunla birlikte gidelim. Hı. Birlikte gelin. Gazeteciler de resminizi çeksinler. Sonra ben Oğuz Bey'e dert anlatayım üstad. Neden? Derya benim birlikte görünmekten çekindiğim biri değil ki. Benim bildiğim Selim Arhan bunu her kadın için göze almaz. Derya senin için kim? Bilmiyorum. Ama bana huzur verdiği kesin. Bu belli oluyor zaten. Ama başlarda hep böyle olur bilirsin. Neyse üstad ben odamdayım. Aa, Nazım'ın hediyesi? Hallettim bile. Üç tarlayı yaktım senin için. Mutlu musun şimdi? Ya mutluyum tabii. Seviyordun ki yaptın. Sevmeseydin yapmazdın. Bilmiyor muydun kız sevdiğimi? Ya biliyordum ama o kadınla nikahlıyken aklım hep ona takılıyordu Hakkı. Ama şimdi ne güzel olacak. Yarın ablam da gelecek. Bir haftaya kadar da kıyarız nikahı. Sonra? Mutlu mesut yaşarız. İki başımıza mı kız? Sen nasıl istersen Hakkı. İki başımıza olmaz. İki başına geçmez bu hayat değil mi? Geçmez değil mi? Geçmez. Of, of teşekkür of. Ederim. Rica ederim. Evet ölüm ilanı için. Sen bugün niye aradın beni? Temel bilgileri verirseniz biz Ozan için anlatırım. Vallahi evde bir tek rakı vardı o da bir bardak olsa. Artık idare edeceksin. Kızım nerede? Yeter de artar bile. Aşağıda bodrumda. Durum sandığımdan daha kötü ha? Kötü. Birinin hayatında birisi var. Evlenecek galiba. Bundan doğal ne var? Genç, güzel kadın. Hayatın sonuna dek tek başına mı yaşayacak? Ya biliyorum, biliyorum da. Yabancı birisinin adaya benden daha yakın olacağı fikrine bir türlü alıştıramıyorum kendimi. İyi de ada bir yere gitmiyor ki. Yine annesinin yanında, her zamanki yerde. Bir solukta gidebileceğin kadar yakın üstelik. Yani adayı kaybetmiyorsun ki, bir de böyle düşün. Ya tepkilerim çok yüksek ama önüne geçemiyorum. Şampanya değil mi? Ben bu filmini seyretmedim. Bakalım mı biraz? Bakalım. Bir şey mi dediniz Bay Markın? Zekeriya? İnanmıyorum. Aa, merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Üstad bak kim aldı? Nasılsın canım? İyiyim, sen nasılsın? Derya ile tanıştınız mı daha önce? Arzu. Ben Arzu Yücel'i tanıyorum. Hem tanıdığım hem beğendiğim bir insan. Bunu Derya Taylan'dan duymanın benim için önemini bilemezsiniz. Teşekkür ederim. Oturmaz mısın? Teşekkür ederim. Ne içersin? Anlaşamazdım. Aslında hiç sevmezdim. Küçük oğluma hamileyken karısını terk edip gitti. Bilmiyorum. Ben babasına Demir. Çekmiş olabileceğini düşündüm. Bu yüzden Brandon Harris ya da başka bir Harris kızlarından hiçbiriyle çıkamaz. Demir hadi kalk. Böyle yatma. Boynun tutulacak. Yastık getireyim ben sana. Güzel bir geceydi. Sayende. Esas ben teşekkür ederim. Beni çok hoş sohbet insanlarla tanıştırdın.
Umarım nezaket icabı söylemiyorsun. Çünkü bir ara Arzu'nun seni resmen sorguya çektiğini düşündüm. Sıkılmadın değil mi? Hayır. Gayet iyi vakit geçirdim ben. İnsan çalışırken çok kendi kendine kalıyor. Üstelik ben hoş bir sohbeti en az sessizliği tercih ettiğim kadar severim. Yalnızlık zorunluluk değil de seçenek oldu zaten. Sen de bırak artık şu yalnızlığı. Şimdi bu yalnızlığı kırmak için seni yukarı davet etmek gerekir ama burada vedalaştığına göre gelmeyeceksin ha? Evet. Gitsem iyi olacak. Yarın konuşuruz. Tamam. Sen şimdi git biraz uyu. Ben de öyle yapacağım. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın abla. Of, aman aman aman. Kollarım nasıl ağrıyor, nasıl ağrıyor. Rüyanda çok uğraşmışsındır da ondan abla. Bana da olur bazen. Yok ayol, rüyadan falan değil. Hiç uyumadım ondan. Bir çay koysana, hadi kızım. Tamam. Ben sana önce hediyeni vereyim de abla. Bu ne? Reklamlardan kazandım, parayla aldım. Sen izin vermeseydin gidemezdim. Aman be Nazlı, ne gerek vardı be kızım ya. Anlat bakalım nasıldı? Ay abla süperdi ya. Hani ben diyordum ya arkada ya görünürüm ya görünmem diye. Başrolü bana verdiler. Bütün lafları ben ettim. Reklam bitince de tık diye parayı elime verdiler. Ay çok güzelmiş. Yani iyi ki gittin değil mi? Nasıl, parası iyi miymiş? Vallahi abla ben o parayı her gün kazansam var ya senin elini sıcak sudan soğuk suya sokmam ha. Bu kadar kârlı ha. Güzel. Abla. Hı. Bir daha sefere senin de resimlerini götürelim mi? Tabii tabii, ver tabii. Ver de bu yaştan sonra rezil olalım. Ya kalk bir çay koy hadi. Tamam. Ay Nazlı sağ ol kız. Çok güzelmiş vallahi. Demir hadi kalk, geç kalıyoruz. Ben uyuyorum ya. Bir bardak su ister misin yüzüne? Tamam, uyandım. Ev sahipliğini hiç beğenmedim ha. İnsan şöyle bir kahvaltı falan hazırlar. Söz bir dahakine sana harika bir kahvaltı hazırlayacağım. Bu seferlik simitle idare edeceksin. Demir hadi kalk, geç kalıyoruz. Sen bana dün ne soracaktın ya? Ne? Ha. Dün. Ya sen hala saksafon çalabiliyor musun? O komodin var ya, onun çekmecelerinden birinde olacak Cemal. Baktım oraya Suzan, yok orada öyle bir şey. Ben biliyorum senin bakmalarını. Tamam gel o zaman birlikte bakalım. Bulursan orada yemin elini öpeceğim. Ablacığım kolay gelsin. Ay hoş geldiniz, hoş geldiniz. Suzan abla, ablam. Hani hep sana bahsetmiştim ya ablacığım. Onu söylediydin de bu aslan gibi abimizden söz etmediydin. Abla, Cemal abi Suzan ablanın kocası olur. Çok memnun oldum Cemal abi. Cemal, sen Selim Bey'i almaya gitmeyecek miydin? Selim Bey sabah kendisi gitti. Suzan, ben trafiğe gideceğim ya. O zaman trafiğe git Cemal. Aa, tabii ben hemen gideyim o zaman. Maşallah, maşallah. Abla. Geç mi yaptın? Yok. Esma'yı bıraktım da geciktim o yüzden. Ya abla kime uğraşacak şimdi düğün salonu, davetiye falan? Bizim oralarda iki el silah atılır, iki de halay çekilir, tamam işte. Ne silah Hakkı? Adam gibi düğün yapacağız, o kadar. Sen merak etme Hakkı kardeş. Düğün salonunu ben ayarlayacağım. Tanıdıklar var. Tabii canım, ben de davetiyeleri yaptırıyorum zaten. Maşallah maşallah. Ne güzel yere düşmüşsün kız. Ablam abim severler bizi sağ olsunlar. Bak ne diyeceğim.
Hazır düğün havasına girmişken, benim de yaşım geçmeden şöyle halı vakti yerinde yakışıklı bir koca bulsak, çifte düğün yapsak, çoluğa çocuğa karışsak ha? Tabii kızım, elini çabuk tut, zaman çabuk geçiyor çünkü. Sonra bir bakarsın kız kardeşinin yeğeninin düğününe gidiyorsun, seninki hala ortada yok. Nazlı değil mi bu? Ay Erhan'ların bir çalışanı reklamlarda boy gösteriyor. Bayağı iyi oynanmış ama. Ömer lütfen. Paraya mı ihtiyacı var anlamıyorum ki. Tamam sultanım sakin ol biraz. Bir çağırıp konuşalım bakalım. Musa. Musa. Nasıl oldu ablaya? Doğru söyle. Aferin ya, bayağı maharetliymişsin. Allah, belki başka kanallarda da çıkar, açalım mı? Aç aç. Hanımlar, Beyi Hanım sizi çağırıyor. Eyvah eyvah. Ne oldu ki? Bilmiyorum. Söylediğim gibi Nazlı, bu yaptığın yanlış anlamalara yol açabilir. İş saatlerinde ayrıldığın için söylemiyorum. Çünkü Suzan'ın bu konuda ne kadar titiz olduğunu biliyorum. Ama en azından bizden izin isteme inceliğini gösterebilirdin. Özür dilerim efendim. Eğer paraya ihtiyacın varsa ve bu nedenle ek iş yapıyorsan bunu bilmemiz gerekir. Biraz önce Ömer'le konuştuk, ücretini gözden geçirmeye karar verdik. Sanırım bu tür şeyler bir daha tekrarlanmayacak. Hayır efendim, kesinlikle olmayacak. Hakkını yemeyelim ama Behiye bayağı iyi oynamış. Neyse, sanırım her şey konuşuldu. Gidebilirsiniz. Oldu. İzninizle. Ha, geliyorlar. Ne dediler? Biz fırça yiyeceğiz diye çıktık ya. Ha. Zam alıp indik. Zam mı? Allah Allah. Şu reklam işi nelere kadirmiş ha. Vallahi billahi. Başrol şekerim. Ha, başrol şekerim. Merhaba. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır. Selin, ben biraz sıkıldım da sesini duymak istedim. O halde... Pardon, kapı çalıyor. Evet, o halde doğru zamanla geldin. Ha? Hoş geldin, gel içeri. Hoş bulduk. Evet ya, Derya boya kokusu alışkanlık yapıyor, anladım. Sadece boya kokusu mu? Bu evlilik meselesini iyi düşündün emin misin? Düşündüm ve kararlıyım Demirciğim. İçin rahat olsun. Olsa seni bu kadar rahatsız etmezdim. Neyi bu kadar taktığını bir anlayabilsem? Adamın üvey babası olacak, bu takılmayacak bir konu mu sence? Yani... Biraz daha büyümesini beklesen. Çok acele ediyorsun. Ne kadar mesela Demir? Liseden mezun olana kadar beklemem yeterli mi senin için? Ya bilmiyorum, ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Bak, bu evliliğin seni adadan uzaklaştıracağını düşünüyorsan eğer yanılıyorsun. Yok, için rahat olsun, merak etme. Aksine bundan sonra daha sık görmeye geleceğim adayı. Tamam da, bu yaptığın haksızlık değil mi? Farkındaysan daha Murat'ı tanımaya bile çalışmadan ona güvenmemeyi seçtin. Halbuki Murat'ın ada konusunda ne kadar hassas olduğunu bir bilsen... Valla sevgilinin ne düşündüğü hiç umurumda bile değil. Ben adanın babasıyım ve önce kendi hassasiyetlerimi düşünüyorum. Zaten kızımın güvende olmadığını hissedersem yapabileceklerimi sen de gayet iyi biliyorsun. Demir, seninle konuşmanın duvarla konuşmaktan farkı yok. Ay ne diyebilirim ki? Yaşayıp beraber göreceğiz işte. Bu kadar güveniyorsun yani Murat'a? Evet, bu kadar güveniyorum Murat'a. Adanın mama vakti geldi. Bu arada... Sen git. Ben zaten çıkacağım.
Bir ara Murat'la da konuşmanı istiyorum. Lütfen. Bakarız. Çok garip. Biliyor musun, burası bir tür sığınak oldu benim için. Ne zaman kaçmak istesem soluğu burada alıyorum. Ben sana fena halde aşık oluyorum galiba.